Arkadaşlar merhaba, ben Çağatay Usta. DS7'miz var Citroen'in. Citroen denmiyor gerçi artık ama DS7 diye geçiyor, yani DS diye. Ben gene Citroen diyorum. Çünkü Citroen'in lüksü sayılıyor DS arkadaşlar. Normalde yaş üstü yaş astar uygulamam gerekiyordu. Zamanım yok arkadaşlar. Uygulamasak da olur. Çünkü şu metal kısımlar sırıtıyor üstüne direkt boya atınca. Onun da taktiği var. Sırıtmamasını istiyorsak nasıl boya atmamız gerekiyor onu göstereceğim. Yeni gelen arkadaşlar da varsa abone olmayı unutmasın. Kanalımız bu sıra iyi büyüdü ha. Önceden ayda kaç kişi geliyordu? 200 kişi falan geliyordu arkadaşlar. Şimdi bir ilerleme var. Bir tane video tuttu öyle. Öyle ondan geliyor millet. Şu ana kadar öyle kısa video olsun, uzun video olsun, 500 tane video atmışım arkadaşlar. Tabi 500 videoya karşılık 8000 abone biraz şey duruyor, kötü duruyor. Yapacak bir şey yok ya. Gelen gelir, gelmeyen de gelmez arkadaşlar. Kalkıp da arabaya mintak satacak halimiz yok. Ve antistatik tabancayla bir tozlardan arınalım arkadaşlar. Metal kısımların boya attığımda ayrışmamasını istemiyorsam, hani böyle kötü durmasını istemiyorsam, ilk katı çok dumanlı atmam lazım. Ondan sonra ikinci kat, üçüncü katta baskılı atabilirsiniz. Şimdi bir kat atalım, izleyelim de arkadaşlar. Thank you.
Arkadaşlar bu ikisini dumanlı attım. Eğer baskılı atsam buralar metal olduğu için buralar ayrışacak, böyle büzülmeler olacak. İlk kat dumanlı attım. Bir kat daha dumanlı atacağım. Biraz daha koyulaştıracağım. Üçüncü katta baskılı atacağım. Biraz fırına sıcaklık verelim. Yoksa bu uzun sürer. Arkadaşlar bundan sonra sadece cumartesi pazar uzun video atacağım. Hafta içi ise kısa videolar atacağım. Böyle bir karar aldım. Hani bir düzene girmek adına. Cumartesi pazar normal tarzda uzun videolar 15-20 dakika, ama diğer türlü hafta içi en fazla 1 dakika uzunlukta videolar atacağım ki bir düzen olsun arkadaşlar. Hani belirli bir arkadaşlar video bekliyor, çünkü hafta içi atıyorum, hafta sonu atıyorum, zaman ayrımı olmuyor, ama diğer türlü bilecek cumartesi pazar uzun video atacağımı, o zaman izleyecekler, daha iyi benim için de. Şimdi gene dumanla atacağım. Biraz şunun hava tutalım ki kurusun. Çünkü hani o kadar bazı videolarım gerçekten hani Türkiye'de tek arkadaşlar. Mesela Mazda 46 V olsun, değişik bir renk. Ben de ilk defa boyadım. Bununla ilgili YouTube'da arama yaptığımda sadece yabancılarda bununla ilgili video var. Hiçbir şekilde Türkçe o videoya ulaşamazsınız. Sadece benim çektiğim video var Mazda ile ilgili. Araç koyu gri renk ama aynı sedefli beyaz gibi boyanıyor ya da sedef kırmızısı gibi boyanıyor. 3 kat renkten oluşuyor. Çok zor bir renk. Hani bana göre kırmızıdan daha da zor. Nalet bir şey. Öyle bir video çektim. Onun izlenmesi 500 kişi izledi arkadaşlar. Hani nasıl söyleyeyim? 500 kişi de bana göre vasat. Hani ha çekmişsin ha çekmemişsin. Ha izlemişler ha izlememişler. Gerçi ben hani işin izlenme kısmında değilim. Hani bir kişi bile izlese, bir kişi bir kişidir. Ama hani şöyle bir sosyal medyaya baktığımızda saçma sapan videolar milyonlar izlenirken benim çektiğim video 500 kişi izlemesi ister istemez hani insanın biraz zoruna gidiyor. Ona da yapacak bir şey yok. Neyse biz devam edelim. Buna bir kat daha dumanla atacağım. Buna da bir kat daha dumanla atacağım. Buna zaten iki kat dumanlı atmıştık. Bu katı oturtacağım şimdi. Bunun da her yerine dumanlı atmadım arkadaşlar. Çünkü önceliğimiz şuraları kapatmak, yoksa boyam yetmez. Ona göre hazırladım. Çamurluk, ön tampon üst kısmı, kaput içi dışı. 300 gram boya hazırladım arkadaşlar. Normalde 300 gramla bunu boyayamazsınız. Su bazlıda. Solvent'te de gerçi boyayamazsınız. 300 gram 600 gram oluyor. Solvent 300 600, belki solventte 300 gramla boyayabilirsiniz ama su bazlı da biraz zor.
Arkadaşlar şimdi kendi haline bırakacağım. Kendi halinde bir 5 dakikayı kurur bu. Fırının içi şu an 28 derece. Biraz yükselttim. Vernik atarken 22 dereceye alacağım tabii. Biraz kurusun kendi halinde. Bir de arkadaşlar bir tane alpin boyadım. Görmüşsünüzdür belki sosyal medyalarda. Uzun halini çekmedim çünkü çok meşakkatli bir renk. Sedefli mavi. Yok arka çamurluğa o kadar niye macun çekiyorsun? Yok buraya niye bunu yapıyorsun? Yok şunu ne yapıyorsun? Arkadaşlar yaklaşık 2010 desek 15 yıldır falan bu mesleği yapıyorum. Ben hayatımda bu kadar bir zor renk görmedim. Sedefli mavi. Ama iki tane seçenek var önünüzde. Ya verniğin içine mavi sedefi girip atacaksınız ya da ekstra transparan olarak atacaksınız. Ben de verniğin içine girip şurubunu girip atamayacağım için normal standartta attım. O da bayağı bir zor, bayağı bir uğraştırıyor. Çünkü bulut bulut oluyor. Hiçbir şekilde yok edemiyorsunuz. Astarı zar zor kapatıyorsunuz. Hani 5-6 kat atmak zorundasınız. Ya bayağı bayağı bir uğraştırdı beni açıkçası. Gene bizim meslektaşlar devreye girdi. Yok o öyle mi yapılır? Yok bu böyle mi yapılır derken bak konuşmam kesildi. Bunun mavisinden buraya vuruyor. Açık mavi gibi duruyor. Dedim boya mı eksik? Şimdi iki kat vernik atacağım arkadaşlar. Yani demek istediğim bizim meslektaşlar gene çeneleriyle bütün işi yaptı. Al yap desen sıçıp sıvayacak adam gelmiş şekil şukul yapıyor. Ya yapıyoruz videoyu da oraya atıyoruz. İlla bir yok orada bu var şurada şu var. Arkadaşlar ufak da bir bilgi vereyim. O alpin boyadığım mavi araç A'dan Z'ye her yeri alüminyum arkadaşlar. Sadece ön arka tampon plastik. Onun dışında kapı içi, şase, iç podyeler, kenar, köşe ne var ne yok ne varsa hepsi alüminyum. Ha bir de iki marşbiyel plastik. Ön arka tampon, iki marşbiyel plastik. Geri kalan her şey alüminyum arkadaşlar. Araç niye o kadar macun çektiğime gelince arka çamurluk hemen bir 15 santim içerideydi. Alüminyum çalışmak biraz zor biliyorsunuz. Ama ben hani onun eğitimini aldığım için boyasız göçük olarak düzelttim. Makinesi de var çekme makinesi. Onu çekeceğim ve üstüne macun uyguladım. Ama hani böyle baktığınızda ilk etapta bir şey yok gibi gözükebilir. Ama ufak tefek çukurlar vardı arkadaşlar. Çünkü boyasız yaptığım için. Ama bizim meslektaşlar bunu görmediği için ya ne yaptın ne çok macun çektin sen bu kadar macun gel ben sana öğreteyim sen işi biliyor musun falan filan. Bir de aracın farı ayak takımı kırıktı. Altta bir şu kadar delik vardı. Farı sipariş ettim. 6 ay stok yok çekiyorlar. Yani 6 ay sonra gelecek. Hani araba bitmiş bir far yüzünden yatmasın diye ben de o şekilde bir tamir ettim. Hani o bana yapılan ustanın edeceği şekilde tamir ettim diyeyim. Bunlar da bunu ciddiye almış. Gerçekten böyle bir tamir yaptığımı zannetmiş. Hani benim oradaki amacım maksat içine su girmemesi. O yeni far gelene kadar üstünde idareten durması. Hani içeriğini bilmediğin şeyi direkt bodozlama yorum yapıyorlar. Ben sosyal medyada kötü çalışan arkadaşları görsem bile hani meslektaşım sonuçta hani hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Beğenmezsem beğenmeden geçiyorum arkadaşlar. Neyse ya boşverin. Biz şimdi tek kat tek kat iki kat atalım bunu arkadaşlar. Ah.
dakika bekleyeceğim. İkinci katı daha yoğun atacağım. Verniğimi iyice güzel. Hani benim en sevdiğim şey kaputun kusursuz olması. Çünkü araca ilk baktığımızda kaputu görüyoruz arkadaşlar. Kenarlara az vernik harcasam da kaputa iki katı vernik harcarım ki daha güzel çıksın diye. Arkadaşlar bir iki dakika sonra ikinci katımızı atacağız. Bir de benim videolarımda izlediyseniz ya da benim hani nasıl vernik attığımı dikkat ettiyseniz, ben başlarım, giderim, bitiririm. Hani şuraya gelmemiş, şuraya gelmiş, şuraya ay gelmemiş, duru bir daha tıs 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 tıs. Yapmıyorum arkadaşlar. Başladı mı bitti. Hani bir daha az şuraya az gelmiş, şuraya bu gelmiş, yok. Hani dikkat edin. Neyse bu konuya da değineyim dedim. Sonra gene üstüne alınanlar falan olur. Alınan da alınsın arkadaşlar. Bakın buna tek kat attık. Buna da tek kat attık. Buna tek kat attık. Üstüne bir daha dumanla attık. Bu daha iyi yayıldı. Üste kalıyor çünkü. Bu yan çamurluk olduğu için bakın tek katta gene istediğimiz portakallılığı ve şeyi vermiş. Bu niye daha çok yoğun da bu değil? Çünkü buna az attım, buna çok attım. Biraz yakından attım arkadaşlar. Ondan daha düzgün cam gibi duruyor. Bu onun gibi durmuyor şu an, portakallı biraz. Ha, bu da gider ama ben de gitmez. Yoksa bu da gider yani, gene güzel. Şöyle bakalım. Şimdi ikinci katı atalım biz. Gözlüğü çıkaralım. Sonra temizlemek zorunda kalıyor. Vernik işlemimiz bitti. Yayılmasını bekliyorum sadece. Şu an mükemmel arkadaşlar. Buna ne bir pasta ne de herhangi bir şey vurmaya gerek yok. Cam gibi zaten. Şöyle de bakalım. Hani kendimizi rahatlıkla görüyoruz. Hani demek istediğim, kendinizi öyle alıştırın. Başladı mı aşağıya kadar gidin. Ah şuraya gelmemiş, buraya gelmemiş yapmayın. Benim babam da böyle atıyor arkadaşlar. Hani başladı mı aşağı bir daha dönüp bakmaz bile, hani buraya gelmiş mi, şuraya gelmemiş mi. Başlar, bitirir, çıkar. Ben de öyleyim. Normalde kontrol etmem. Çünkü hani artık biliyorum nereye ne attığımı. Bakmaya gerek yok. Şöyle yakından da göstereyim.
bunu attım. Bunun üstünden buna gelmiş. Bakın böyle portakallanmış. Portakal değil de matlaşmış. İnşallah tabancanın içinde vardır da. Onu atarız. Onu öyle bırakamam. Çünkü pasta yapamam, uğraşamam pastayla. Hadi az bir şey lan, hiç yok lan, bu ne bitmiş. Neyse bir gidip 40 gram yapıp gelelim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hani diğer sosyal medyalardan da takip ederseniz sevinirim. TikTok açtım. Instagram var, Facebook var. Hiç fark etmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.